Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Mutluluğu başka yerde arayanlar yuvalarına dönmek istemezler ve mutlu olamazlar. Hele bu kadınlarda daha çok çarşı pazarda dolaşmasının sebebi bu. Bir de söylüyorum, çarşı pazarlarda dolaşmalarının en büyük sebebi mutluluğu başka yerde arayanlar yuvalarına dönmek istemezler ve mutlu olamazlar. Benim tespitim bir şey okuyacağım. Bana ait, tenkit de bana ait. Kızma da bana, takdir sizin olsun. Bak üçüncü kez söylüyorum, tespit bana ait. Yanlış olursa. Kadın, kadından daha güzel görünmek için açık geziyorlar veya öyle giyiniyorlar. Diğer hanımlardan aşağı görünmemek için ille erkeklere caka yapmak için değil. Erkeklere caka yapmak ikinci derecededir. Şu an tabii biraz ortalık karışacak ama. Mesela biz hastanelere gidiyoruz, havalimanlarına denk geliyor. Denk geliyoruz. Bazen rapor almak için hastaneye gidiyoruz. Yani bir şekilde kadın doktorlarla muhatap oluyoruz. Hemen kapanıyorlar. Öyle elbiselerini kapatıyorlar. İkide bir meşgulken kapatıyorlar. Önlüklerini kapatıyorlar böyle. Allah Allah. Yani hem öyle giyiniyor hem kapanıyor. Yani oralardan ve topladığım kadarıyla yanlış olabilirim benim tespitim. Kadınlar daha çok diğer kadınlarla kıyas edilip basit, çirkin gözükmemek için giyindiklerini anlıyorum. Yoksa niye örtünüyor beni görünce? Madem açmak istiyor, önlüğünü kapatmaması lazım. Kadın hep yüklenen, bir 15-20 dakika kadından bahsedeceğim. Kadın hep yüklenen, olumsuzluklardan ta çocuğa kadar yüklenendir. Vücudunda olumsuzluklar fazla yüklenmiş. Çocuk da yükleniyor. Evin hakikaten çoğu sıkıntısı yüklenmiş. Onu boşaltmanın birinci yolu, konuşma ile enerji tüketir. Kadını çok konuşuyor diye söylüyor. Oysa yüklendiklerini boşaltmak için bir yol arıyor. O da konuşmaktır. İkinci yol ise Kur'an okuyarak, kitap okuyarak pozitifi yüklenmek. Yani bu da yüklenmek ama pozitifi. Konuşmayı tercih ederse, konuşa konuşa olumsuz enerjiyi atınca pozitifle denk gelene kadar kadın konuşur. Konuşma müddeti herkeste farklı olmasının sebebi bu. Başka, evlilikte nesebin kişide ne kadar tesirli olduğunu köylerde çok belirgin görünüyor. Şehirlerde görünmüyor. Mesela akrabalar arasındaki evlilikler var. Köyde mesela diyelim ki 7-8 tane akraba var. 10 tane 15 tane akraba var. Yani birbirini kontrol etme, neticelerini güzel gözlemleme, görme daha kolay. Dolayısıyla akrabalar arasındaki evlilikte akraba diyorum. Yani kendi akraba değil. O akraba ile bu akraba. Eskide soya dikkat ederlerdi. Soyu takip ederlerdi. Allah Resulü de soyu takip etmesini söylüyor zaten. Gübrede yetişen gülü koklamayın diyor. Başka? Ashabıma, Ali Beytime hürmet edin diyor. Tamam mı? Yani bunlar hep böyle işarettir. Şimdi bunu görmek için büyük şehirde kayboluyor insan. Yani aldığım bir şeyin neticesini kıyas etme şeyin yok. Ama mesela karşıki
köyden veya kendi köyünü falan kabilesi, familyadan birisini alsan, nesebin, ondan doğan çocuğun senin kardeşlerin, akrabalarının çocuklarıyla kıyas edince o karşıdan gelen kızın senin eve nasıl bir şey zemin oluşturduğunu daha iyi anlıyorsun. Senin çocuk niye böyle çıktı? Anası farklı. Toprağı farklı. Başka? Yani onun için evlenirken sakın ha, ya tabii size hitap etmiyorum illa. Böyle çektikleri için söylüyorum. Sen ol. İlk önce Kastamonu 252'yi uygulayarak evlen. Bir gene kızacaklar bana. Sakın dinine bakıp kanaat etme. Ya dini tamdır, ya tamam, gerisi gelir. Hayır. Kastamonu'da birinci şart din koşmuyor. Seciye diyor. Seciyeten ve diyaneten diyor. Bütün Risale-i Nur'da din diyor. Bütün Risale'nin her yerinde birincisi dindir. Sonra neseptir. Esai Seciye böyle gidiyor. Bir yerde 252 galiba, öyle zannediyorum Kastamonu'da. Seciyet, yani küfü ve şeri tabir edilen diyor. Seciyeten ve diyaneten. Onun için öyle namazlılar var ki, bazıları tabii. Yani diğerlerine göre ahlakı çok düşük. Geçimsiz, bağnaz. Acayip yani, tuhaf yani. Öfke kübü. Aşağılayan, iten, kalkan. Yani haşa bunlar şey, bağlı oldukları, mensup oldukları davayla alakası yok. Kendi karakterleri. O zaman ilk önce evlenirken kadın erkeğe, erkek de kadına seciyeten bakması lazım. Abi nereden bileceğiz? O zaman kolunu sağlayarak şehirden evlenme. Git köyünden, akrabandan, bildiğin, tanıdıktan al. Ahlakı mı abi seçiyor? Ahlakı. Huy. Huyların cemiyeti, hulukların cemiyeti yani. Şimdi sen büyük şehirdeki karşıda bir tane Tokatlı var, Samsunlu var, ne bileyim Sinoplu var, bilmem nesi var. Tanıştın sokakta. Tanıyor musun? Yok, binada işte. Kaportası iyi. Ama köyün öyle mi? Akraban öyle mi? Her şeyi biliyorsun. Anasını biliyorsun. Nikahlarını, sihatını biliyorsun. Karakterlerini biliyorsun. Daha oturup kalkmalarını biliyorsun. Hepsine şahitsin. Ne yerler, ne içerler. Biliyorsun. Orada artık zar atma olmuyor. Bilerek alıyorsun. Kadının fıtratında çocukla meşgul olmak vardır. Eğer çocuğu yoksa ya kendisiyle ya başkasıyla kıyasıya meşgul olur. Devamlı kavgalı ve sıkıntılı olur. Çocukları olanlar başkalarıyla meşgul olmaya zaman buluyorsa ya olmayı düşün, yani olmamayı düşün. Mesela çocukları olduğu halde başkasıyla meşgul oluyorsa bir kadın, onu bununla meşgul oluyorsa, ya bu kadının çocuğu olmasa ne olacak? Daha çok fitne bunlardan çıkıyor. Yani işi yok, vücudundaki olumsuzluğu atacak. Ne yapacak peki? Meşgul olacak. Meşgul olması için birilerini bulması lazım. Kadın bizi aslımıza taşıyan koridordur. Her şeyden sıyrılarak hiçbir vasıf ve sıfat bırakmamak vasıtasıdır kadın. Aynı zamanda erkek de böyledir de. Yani geldiğin yolları kat ederek aslına doğru götürürken her şeyin yok olduğu, düşüncelerin yok olduğu andır. Her şeyden çıkarıp soyut her şeyden çıkarıp soyup seni her şeyden sıyırıp aslın Adem Safiyullah makamına kısmen taşıdığından lezzet oluyor. Adem Safiyullah'tır zevklerin bulunduğu yer.
Yani giydiğimiz elbiseler var. Nedir o? Anlayışlarımız var, akıl var, hisler var, nefis var, dünyadaki işler var. Bunlardan ne kadar soyunursak, çıkarsak, Adem Safiullah, hakikatımıza varıyoruz. Bunların en büyük müessir sebeplerinden bir tanesi de beraber olma anıdır. Her şeyden sıyrılma anıdır, sıyrılma. Ya aslında ciddi tanışsan peki nasıl olur? Bu vasıta. Ya Adem Safiullah makamıyla tanışsan ne olur? Rahman isminin azami derecedeki tecellisidir. Bütün zevkler Rahman ismine dayanıyor. İşte hiçlik bundan da öteyedir. Hiçlik bu Adem Safiullah makamına taşınmak için beraber olma anı, o Adem Safiullah makamına taşınmak için bir yöntemdir. Onun için insan aslına doğru seyahat etmesi lezzet veriyor. Zevk veriyor. Peki, sıyrılarak, sıyrılıyorsun. Mesela düşüncelerden sıyrılıyorsun, gündelik hayattan sıyrılıyorsun, kavga gürültülerden sıyrılıyorsun. Yani böyle başka bir hale bürünüyorsun, o nispetle lezzet alıyorsun. Peki hiçliğini bilirsen ne olur? Buna hiç kıyas edilmez işte. Yani derecene göre mesela Adem Safiullah'ın makamına gitmenin yolu, yani o geliş yönündü. Hangi yollarla gelmişsen o yolları geri gidiyorsun. O yollarla geri gitmenin yöntemi, yolu, şekli bu insana bu kadar zevk veriyorsa, bununla hiç kıyas edilmeyecek kadar acayip şey olan hiçliğini bilmek. Hiçliğini bilmek demek vücuttan sıyrılmaktır. Vücudun sahibine sahip olmak oluyor. Da söylüyorum. Bütün vücuttan sıyrılmak Adem değil bu. Hiçliğini bilmek Adem değildir. Varlıksız varlık, vücutsuz vücut. Adem Adem değildir. Hayal hayal olmadığı gibi, sır sır olmadığı gibi. Bütün varlıktan sıyrılınca, bütün varlığın kaynağına sahipleniyorsun. İşte bu böyle ise diyor, Adem nasıldır? Mahiyet-i zatiyenin hiç belirlenmemişini, bak mahiyet-i zatiyenin hiçbir belirlenişini bilmiyoruz. Bak şimdi soğan kabuğu gibi şey yapalım. Vacibül vücudun makamlarını sayıyorum. En dışında ne vardı? Ben ters söyledim. Vacibül vücut, lahut aleminin. Esma. Gir içeriye. Sıfat. Gir içeriye. Şuunat. Gir içeriye. Mahiyet-i zatiye. Şimdi biz ne kadar konuşursak hep bu Esma'nın mertebelerini biliyoruz. Şu anda hep Esma'dayız. Bu Esma-i Hüsna'daki Bismillahirrahmanirrahim'deki Allah, onu biliyoruz. Esma'daki Allah, yoksa mahiyet-i zatiyedeki Allah'tan zaten hiç haberimiz yok ve olmayacak. Hiç mi olmayacak? Hiç olmayacak. Sıfattan abi? Sıfattan haberimiz var. Şuunattan var. Ama mahiyeti zaten şuunattan, mesela şöyle şefkat-ı mukaddese, muhabbet-i münezzehe, surur-u mukaddese, surur, şefk, lezzet, memnuniyet, iftihar. Bunlar şuunat. Ama mahiyeti zatiye nedir, nasıl bir şeydir? Ezeli ve ebedi olarak hiçbir zaman ancak o mahiyeti zatiyi bilen ancak mahiyeti zatiyedir. Allah Resulü de mahluk olarak hiç kimse bilmiyor ve bilmeyecek. Güneşi tam olarak anlamak için güneş olmak lazım abi. Yani gene güneş öyle de değil. Mahiyet-i zatiyenin hiçbir belirlenişini bilmiyoruz. Yalnız dışa vuruşu olan şuunat-ı zatiye, sıfat ve esmalarla dışarıda ifade ediliyor o. Sen de, nereye gidiyorum bak şimdi. Sen de eneye varman için bütün sıfat ve esmalarından sıyrılman lazım.
Buna fena fillah. Oraya varınca beka billah. Yani anladık mı? Sıyrılma şeyine fena fillah. Oraya varınca oradan kasıt şunat mı abi? Yok. Esma mı? Esma. Yani giymiş olduğumuz yatarken mesela kaza ceketi çıkarıyoruz, kaza çıkartıyoruz, gömleği çıkartıyoruz, tamam mı? atleti çıkarıyoruz, başka şey giyiyoruz. Yani yüzerken tamamen şey yapıyoruz. Böyle hakikat denizinde de yüzmek için tamamen çıkartıyoruz. Onun için bu dünyadan, varlıktan giydiğimiz elbiseleri tek tek çıkartmak lazım. O zaman abi meçhule fena fillah diyoruz. Öyle mi oluyor abi? Hı-hı. Ondan sonra beka billah. Yok, bütün varlıktan sıyrılmak, cevhere girmek, arş-ı azam cevher makamı ya. Bütün her şeyden sıyrılmak. Varlıktan sıyrılmak, cevher makamı, arş-ı azam. Artık mecul başka bir şey. Beka billah olmuyor mu? Yani sidret-i muntaha da olabiliyordu ama mecul'un içine girmek öyle de anlaşılıyor ama tam böyle sezliş yani fark ettiğim değil yani. Fakat arş-ı azam cevher makamı ya. Oraya gittikten sonra beka billah Allah canibinden bakış demektir yani. Artık onun bakan gözü, tutan eli, yürüyen ayağı makamı. Lika ne oluyor zaman? Lika artık o da yok. Hiç o mu oluyor? Evet. Onu bilmiyoruz. Yani bir şey anlatmak istedim biraz. Belki çok dolaştım ama bak arkadaşlar, gündelik hayatın bize getirmiş olduğu yükler var, giydirdiği elbiseler var. Araba derdidir, çoluk çocuk derdidir, geçim derdidir, ne bileyim, yaştır, ölümdür, cesettir, akrabadır, ne bileyim ya, gündelik hayat hep sana giydirmiş. İşte özür dilerim, affınıza sığınarak ama bir hakikat anlatmak için söylüyorum. Hanımla beraber olmak, bunlardan hep sıyrılmak nispetinde lezzet olur. Yani bunlardan sıyrılma nispetinde o lezzet verir. Kafasında bin bir problemi olan böyle bir şey de olmaz. Şimdi ben bunu şeyde kullanıyorum. Bak, sıyrıldıkça niye lezzet oluyor? Çünkü nereden, nasıl, hangi yollarla geldiyse aynı yollarla geri gidiyorsun. O gittiğin yer Adem Safiyullah'tır. Saf Adem, saf insan, cevher insan. O aslına doğru seni götürendir. Onun için bu kadar lezzetlidir. Bu bildiğimiz bir dünya. Bunu kıyas edeceğim şimdi. Bununla hiç kıyas edilmeyecek Adem'ini bilmek, vahişliğini bilmek, bununla da hiç alakası yok. Yani bunun lezzetiyle, Adem'in lezzeti var ya, Adem'in lezzetsiz lezzet. Yani şöyle diyeyim. Kadınla beraber olmak Rahman isminin tecellisidir, cilvesidir. Cilve, cemal, nakış sanatıdır. 70 bin perdeden geçmiş hali. 70 bin. Adem ise bu 70 bin perdeden geçmiş hali değil, Esma'ya direkt mazar olmak. Bir no. Büyük tarafı, bir melekut tarafı. Yani ne olur? Bu beraber olma anı yok olduğun an. Yani yokluğu biraz bundan anlarsın diye misal veriyorum. Bu kadar çırpınıyorum. Yok olma. O anda yok oluyorsun. Hiçbir şeyin yok. O yok işte lezzettir. Yokluk lezzetin ta kendisidir. Anlıyor musunuz bunu? Durgun gördüğüm için ne yapayım? Ben bu kadar anlatabiliyorum. Yani sen ne kadar yok olduğun o anda o kadar lezzet veriyor. Kafanda soru var, lezzet alamazsın. Mesela veya yemek yiyorsun, baklava yiyorsun. Ha ne oldu ya, nasıl gitti ya? Ha onu ya olur mu ya, verseydin ya, niye ver? Baklavadan lezzet alamazsın. İbrahim Hakkı'nın dediği gibi, yemek seni yiyor. Zahirde sen yiyorsun. Melekut cihetiyle seni yiyor o. Ha la kardeşim, yemek yerken yemek ye. Ya bunlarla kal konuş, ya ulvi şeyler konuş. Yani yemi düşüncenden çıkarma. Allah Allah, bismillah. Maşallah. Tamam. Veya dini şeyler konuş.
He ne var? Dünyevi konuşmak mekruhtur zaten. Yani işte o an hiçlik anı, sıyrılma anı bu kadar lezzetliyse, bu kadar insanlar dinini, davasını, imanını terk ediyorsa, bu kadar harama giriyorsa bunu yakalamak için, hiçliğini bilmek, yani her şeyden sıyrılmak, lezzetini düşün yani, lezzetsiz lezzet, lezzeti olmaz da. Yani bu lezzet var, kadında lezzet var ama Adem'de lezzet yok, lezzetsiz lezzet, mekansız mekan, zamansız zaman, varlıksız varlık, nasıl bilmiyor. Hafta var mı abi onun içinde? Hafta da var. Hafta lezzet var der. Yani hiçlik anında hafta oluyor mu abi? Yani Adem'de hiçlik yok. Bir belir hiçbir şey yok. Ama Hafullah'ta özür dilerim. Hafullah'ta lezzet şeyden fazladır. Kadından fazladır. Yani kadın ise erkekten fazladır. O anda fazladır. Hafullah'ta lezzet vardır. Mevlana der galiba, ondan şey yapmıştım. Korku aklidir, haf kalbidir ya, bu bizim tespit. Diyor ki korku, aşırı korku insanı çökeltir. Mesela Allah'tan kabiri düşünüyor, bilmem ne yapıyor, çıldırıyor. Bu korkudur. Allah'tan uzaklaştırıyor bu sefer. Bu korkunun getirisi olan buhran, bunalım, psikoloji bozuluyor. Kurtulmak için dinden kaçıyor. Bunu pompalıyorlar kürsülerden, adamlar dinden kaçıyor. Eğer hafsız reca, recasız haf olmadan, yani recanın içinde haf, hafın içinde reca olarak anlatsa gider. İşte ona şöyle misal veriyor Risale'de. İnsan korktuğu şeyden kaçar, bir tanesi hariç. Bir yaşındaki çocuğun, soruyorlar, en lezzetli anın nedir? Şefkatli validemden tokat yedikten sonra tekrar onun sinesine sığınmaktır. Orada korku demiyor, haf diyor. Yani mesela Allah Kur'an'da benim onun dışındakilere korkmayın diyor. Onlardan korkmayın, benden haf edin. Allah'ın dışındakilerden korkmak korkmaktır. Allah'tan korkmak, korkmak değil haftır. Hafın içinde korku da vardır. Haf lezzetlidir. Peki, hafullah'ta lezzet varsa, muhabbetullah'ta ne olur? Değil mi? Evlatlarla meşgul olma nispetinde sükunet iner sana. Sünnetten de güven duygusu gelir sana. Başka bir şey okudum, konuyu değiştirdim. Anladık mı? Peki, gide gide okuyorum. Kaliteli insanın kaliteli derdi olur, kalitesiz insanın da kalitesiz derdi olur. Yani ahireti ciddi dert edinenin dünyevi dertler dert olur mu ona? Olmaz. Mesela Allah da diyor hadis-i şerifte, peygambere söylettiriyor. Dinimi dert edinenin derdini üzerime alırım diyor. Feda ettiklerimizi fikren ve hissen feda edebilirsek sırrı ihlası kazanmış oluruz. Verdiğimiz şeye aklımız ve hissimiz orada olursa vermiş olursun ama ihlas olmuyor. Onlarla beraber eğer biz verirsek bunu, yani sahiplenme duygusunu da verirsek sırrı ihlas olur. Şimdi başka bir yer. Münafıkla alakalı bir yer okuyacağım. Kafir İslamiyeti yaşamaz. Ve imanı ve hakikatlerini alelen inkar ederler. Kim? Kafir. Bir de söylüyorum. Kafir İslamiyeti yaşamaz ve imanı ve İslam'ı alelen inkar ederler. Münafık da ise bilakistir. Bizden birisi gibi görünür. Zahirde İslamiyeti yaşar. Kafir dışımızda, münafık içimizdedir. Edile-i şer'i reddedip yani münafık edile-i şer'i reddedip Kur'an deyip dururlar münafıklar.
ahkama dokunmazlar. Yani iman esaslarına, haşire, meleklere, amentü billaha dokunma, şey yapmazlar zahirde. Dokunmazlar. Fakat ahkamı yaşatan kaynaklarını ve delillerini yok etmeye çalışırlar. Yani o iman esastan 6 tane iman esasının delillerini yok ederler. Ama kendilerine dokunmazlar. Mesela kader yoktur demezler. Kaderin delilleri, ayetleri ve kaderin delili olan hadis-i şerifi, hadis-i kutsileri inkar ederler. Dolayısıyla orta düşer. Kaderin veya melaikenin, mesela kafir kaderi inkar eder. Münafık kader inkar etmez, kaderin delilini inkar eder. O dolayısıyla zahirde hakperest gibi gözükürken hadis-i şerifi, bu ikisinin ortasındaydı kader, delili olan hadisi ve ayeti inkar edince bu otomatik düşüyor. Münafık böyle tehlikelidir. Hasan abi, kafir o zaman abi saf Müslümanları kandıramaz. Kandıramaz. Ama münafık kandırıyor işte. Kandırıyor. Saf Müslümanları. Saf Müslümanı kandırıyor. Resulullah zamanında da vardı. Mescit yapmış adam. Mescid-i Zirar'ı yapmıştı. O zaman ahkamda düşmüş olur. Yani mesela melekleri inkar etmez. Kafir melekleri inkar eder. Kafir dip değildir. Dip münafıktır. Gaya kuyusu, yedinci tabaka gaya kuyusu kafirlere ait değildir cehennemde. Münafığa aittir. Münafık bir makamdır. Kafirlik bir makamdır, münafıklık makamsız makamdır. Dipsiz diptir. Dibi yok onun. Bunların en büyük özellikleri İslamiyet'i yaşatan ve amentüyü ve iman esaslarının kaynakları ve delillerini yok etmeye çalışırlar. O asıllara dokunmazlar. O zaman ahkamda düşmüş olur. Kafir ahkamı inkar eder. Misal, kader iman esaslarındandır. Derler ki, amentü Kur'an'da yoktur. Varsa, yani kader Kur'an'daki amentü de yoktur. Doğru. Amentünün tamamı ise hadisi kutsidir. İn huve illa vahyun yuha. Peygamber ne vermişse alın, o vahyen vahyedilmiş. Vahidir yani. Ben söylüyorum diyor. İn kuntum tuhibbunallahi fettebiuni yuhibbukumullah. Galiba böyleydi, bir mana olsun. Eğer Allah'a imanınız varsa, değil mi? Allah'ı seveceksiniz. Allah'ı sevmek ise Allah'ın sevdiği kişiye benzeyeceksiniz. Var ya o şeyi. Dolayısıyla Allah sizi de sevdiği ortaya çıkacak gibi. İşte şeylerde, kaderde vela rabbim vela yabisin ayeti ve kader risalesindeki ayetler, bunları icmaldır. Fakat hadis-i şeriflerde amentünün tümü var. Peygamber aleyhissalatü vesselam tümü var. Bunu ne yaparlar? Kur'an'da yoktur der. Hadisi de, hadis-i şerifi de rastgele zayıftır der. Bilmem ne, bir şey uydurur. Hadisi de inkar eder. Bu İslami örf-ü ananeyi devam ettiren, İslami akaidi devam ettiren örf-ü ananedir. Selefi salihindir. Ondan sonra onların delilleri olan hadis kaynaklarımızdır. Buhari'dir, Müslim'dir vesaire. Müştehitlerimizdir, müceditlerimizdir. Hepsini küllümen inkar ederler ama çaktırmadan. Rastgele önüne gelen hadisi değildir. Yani hiç utanmadan, çekilmeden. Niçin? Çünkü hadisi inkar etmek aynen ayeti inkar etmek gibidir. Bu hadisleri de uydurmadır deyip inkar ederler. Kader zahiren yoktur demeden ahkamdan düşürmüş olurlar. Çaktırmadan. Münafık oldukları için direkt kaderi inkar etmezler. Kaynaklarını inkar edip devre dışı yaparlar. Yani tabi veya teslim asın imamına teslim olacaksın. Onu da çok iyi biliyor bu. Bunları kim her 100 senede bir müceddit dinin kaynaklarını koruduğu için buna hücum etmek için dinin kaynağı olan her 100 senede bir dinin akaidinin iman esaslarının
kaynağı olan, yani temel verisi, onu güçlendiren asıl imamlarıdır. Asıl imamlarına da hücum ederler. Orta onu düşürdü mü, insanları onlardan soğuttu mu, mücedid kendisi oluyor. Zaten münafık işini bitiriyor. Başka bir yer okuyorum. Ahlakın müsaade ettiği kadar konuşursun ve insanlara hakaret edersin. Dostunu da düşmanını da bunu şey söylüyor. Şad-ı Şirazi'den aldım şu iki yeri. Neyi? Ahlakın müsaade ettiği kadar laf edersin diyor. Şad-ı Şirazi. Bir de şöyle diyor. Dostunu da düşmanını da kaliteli seç. Çakallarla uğraşma. Çakallarla uğraşma diyor. Çok ilgimi çektiği için aldım. Yani dostunu düşmanı da kaliteli seç. Kaliteli olduğunu gösterir. Hani benim bir cümlem vardı ya, ona çok uyuyordu, onun için gördüm. Bugün gördüm, o aldım. Kaliteli insanın kaliteli derdi olur. Kalitesiz insanın kalitesiz derdi olur. Bazılarının öyle dine bakışları var ki bu dinden çıkmak mümkün değil. Yani ne yaparsa yapsın, ne derse desin, dinden çıkmaz diyecek kadar münafıklık yapıyorlar. Adam kaderin ayetini ve zemini olan hadis-i şerifleri rastgele, hadisleri rastgele inkar ediyor. Bu münafık değil diyorlar. Allah aşkına, bunlar benim şeyim. Münafık dinsiz gibi kaderi düpedüz inkar etmez ki. Kaderin delillerini inkar eder, kadere dokunmaz. Kafir ise bunlarla uğraşmaz, direnk inkar eder. O zaman iman esaslarını inkar eden, hadis-i şerif rastgele inkar eden adam kafir değilse, Allah'ını seversen kafir kimdir? İnfak. İnfak bugün sordu. Ben de bakarken bugün Multeka'dan çıkarttığım not, bugünkü şeyim. İnfak münafığın panzehiridir. Nefekeden, nefkden geliyor. Bir garibanın yüreğine kimse görmeden gizlice yol bulmakmış. Yol bulmak. Yani infak, münafığın kökü var ya, münafık, nefeke. Aynı kökten geliyor. Çok ilgimi çekti. Yani kökten gelmesi değil. Böyle diyor ki, bir garibanın içine, yani içsel huzuruna gizli yol bulup girmekmiş. Tefsirciler yazıyor, Elmalılı yazıyor bunu. Araştırdım bugün de, Elmalı'dan bu. Yani infak, münafığın kök harflerinden aynı. Münafıkla infakın kök harfleri aynı. Elmalı'dan, bu benim değil bunlar. Elmalı'dan alınmış. Bak kaynağını söylüyorum. Biraz önceki şeydi. Şad-ı Şirazi'den söyledim. Zekatla infak, yani infakın içinde şey de var. Bu çok ilgimi çekti. Araştırırken gördüm. Belki sizin de hoşunuza gider diye okuyorum. Bir garibanın yüreğine kimse görmeden gizlice yol bulmak demektir. Münafıkın suresi 11 ayetmiş. 8'i münafıktan, 3'ü de infaktan bahsediyor. Elmalılı Hazretleri. Münafıkın suresi 11 ayetmiş. 8'i münafıktan bahseder, 3'ü de infaktan bahsediyor. Diyor ki orada, infakla münafıklık arasında ilişkiyi dikkat et demek istiyor. Ne demek? Bu bana ait bir cümle. Şimdi parantez açtım. İnfak gizli olduğundan senin münafık olmadığını sana gösteren gösterge gibidir. Mesela bakın, infak gizli yapılandır.
Sen şimdi hakikaten münafık mısın, değil misin? Haşa, bu onlar tam değil de sebeplerinden ya, basit. Gizli veriyorsun, şey yapıyorsun, çaktırmıyorsun, tamam. Hiç endişe etme kardeşim, halis bir müminsin. Çünkü sen gizlice kişinin gönlüne giriyorsun. Yani şey tehlikelidir. Yani peki alelen veren münafık, hayır, münafıklık alameti bile değil ama iyi bir şey değil yani. İyi bir alamet değil. Mesela biliyor musun falan, ben bayağı şeye infak ettim. Yedi mahalleye anlatır bunu. 7 lira vermiş, 7 seneden beri bunu konuşuyor. Yani iyi bir alamet değil. Ha, insan infak ederken gizli yapıyorsa, kişinin gönlüne gizli giriyorsa, bu nefek, münafığın kök harflerinde nefekeden geldiği için gizli bir yol bulmaktır. Peki sana ne kazandırıyor? Çünkü münafıkın suresi 11 ayet, 8'i münafıktan, 3'ü infaktan bahsediyor. Seni münafıklıktan kurtarıyor, özgüven veriyor sana infak. Bu benim tespitim, doğru veya yanlış. Sana özgüven veriyor. Benim işim biraz psikoloji ya. Gizli yaptığını bir sen biliyorsun ya. Kur'an demek istediklerini, yani Kur'an böyle alelen her şey demez. Ustad, mesela ustad şeyden kullanıyor, 11. lamada mı kullanıyor? Kafir vefat ettiği zaman sema alamaz. Orada mefhumu muhalifi ile ustad diyor ki, Müslüman ölünce sema alar. Öyle mi? Hatırladınız değil mi? O zaman Kur'an, çok ilginç bir şey söyleyeceğim ama bana ait. Bana ait. Kur'an söylediklerinden fazladır, söylediklerinin içerisinde söylemek istedikleri. Kur'an harfleri çekirdek gibi düşün. Meyve oradan çıkıyor, çiçek oradan çıkıyor, tat oradan çıkıyor, koku oradan çıkıyor, şekil oradan çıkıyor, hacim oradan çıkıyor, değil mi? Oradan çıkıyor. Ama zahirde bir ne bileyim, çekirdektir. Karbon, hidrojen, azot, oksijen, değil mi? 4 tane şey var. Ondan sonra girersen DNA'sı var. Nükleotit asitler var. Adenin, guanin, tümin, guanin miydi? Adon. Sitozin, timin. Ha, sitozin, timin. Ha, zahir vesaire bakarsın, zahirde bu. Ama göremezsin yani böyle bir şeyi. O zaman zahirde olandan daha fazladır zahirde olmayanlar. Adem'i daha çok abi. Adem'i daha çok. Yani oradan çıkarttım. İşte yukarıya aldım Elmalı'dan. Aşağı kendime göre şey yaptım. Ama dikkat edin, ayırıyorum kendi şeyim. Kabul etmek veya reddetmek dini bir vecibe getirmiyor. Yani tamam, bu Hasan'ın noktayı nazır. Ben mesela insana özgüven vere infaktır. Niçin? Yani münafıklığın kök harflerinde nefekeden gelen bir Müslümanın gönlü yanmış, bağrı yanmış, içi yanmış, arzı ihtiyaç edememiş böyle bir insana bir yol bulup, yani gizli bir yol bulmak, infak gizlidir, onun gönlünü fethetmek. Kimseye de demiyorsan, sana ne mutlu, müjdeler olsun diyorum, sen münafık değilsin. Davut Aleyhisselam öyle yapmamış, manası öymüş abi. Öyle mi? Kalp sıkıntısını giderim manasına geliyormuş abi. Gam sıkıntısını gider. Kalp sıkıntısını iyi getiriyor. Ne? Gav mı? Karınca şeye soruyor abi, Süleyman Aleyhisselam Allah alem. Davud'un manasını ne bilir misin diye. Davud'un manası kalp sıkıntısını giderim manasını. Ha, kalp sıkıntısını. Benim manada yani hiç böyle anlamadan, aşılmadan. Gide. Davud'un olmak yani abi. Ha, Davud manası oymuş Davud. Allah. Hayat hep öğrenmeyle geçiyor. Gizli yaptığını bir sen biliyorsun ya. Kur'an işte bu söyledikleri var. Bir de sükût var. Mesela el muflihun. Felah bunlar işte, felah bulanlar. Ama mayen etmiyor, tayin etmiyor. Ta ki kısa olmasın diye. O zaman Kur'an bu 8 tane ayet, münafıktan 3 tane infaktan bahsediyorsa, bahsetmediği bunun belki 1000 katıdır içinde. Kur'an'ın
bahislerinin içinde bahsetmek istedikleri daha fazladır. O zaman Kur'an'a kendi dürbününle bakma. Mesela adam şöyle diyor. Telefonla görüştü de bu etkilendiğim için bunu araştırdım. Abi, adamın fabrikası var. Nerede duymuşsa. Adam fabrikası var. Bunun neresine zekat verecek? Kazanımlarından verecek. Fabrikanın kendisine verecek mi? Vermeyecek. Fabrikanın kendisine zekatı yok. Kazandığının bir sene üzerinde geçerse nisap miktarında ulaşırsa verecek. Abi olur mu ya, fabrikanın zekatı nasıl vermeyecek? Fabrikanın zekatını veriyor kardeşim. Abi nasıl veriyor? O, bu kadar garibanı çalıştırıyor ya, rızkına vesile oluyor ya, sebep oluyor ya, o da zekattır. Abi niye vermiyor? E verdi ya abi. Bu bir cevabım. İkinci cevabım, eğer fabrikanın zatından verirse, zaten kıt kanaat dönüyorsa fabrika, fabrikadan da bir zekat yüklerseniz fabrikayı kapatır. Ve toplumun ekonomisi çöker. Örümcek kafalı, küçük kafalar bunu anlamıyor. Fabrikanın kendisine de verecek diyor. Oysa Ehl-i Sünnet vel Cemaat'ta bu yok. Şialarda var bu. Şialarda fabrikanın kendisine de verilecek. Şimdi onu ondan etkilenmiş. Şia birisinden etkilenmiş ya. Şialarda var bu. Ehl-i Sünnet'te fabrikanın kendisine zekat yok. Mesela marketin buzdolabı, demirbaş eşyadan vermek yok. Buzdolaplar katılmaz. Soğutucu, süpürge makineler katılmaz. Yani oraya şey yapar. Ancak ticaret mallarının var. Bakın iki şekilde cevap veriyor. Bir, fabrikanın kendisi zaten zekata tabi tutulmuş. Daha nesini alacaksın? İki defa mı alacaksın? Ne yapıyor? İşçi çalıştırıyor. Topluma katkı yapıyor. Onu fakirlikten kurtarıyor. Bu bir. Şialara veriyorum cevabı. İki, fabrika zaten her daim, çünkü İslam evrenseldir. Herkesi kuşatır. Sırf Türkiye'yi değil. Afganistan'ı düşün, Afrika'yı düşün. Orada zaten kıt kanaat geçinen bir fabrika düşün. Bir de fabrikaya zekat yüklersen 1000 kişi çalışıyordu, kapandı demektir. Anlıyor musun? 1000 kişi demek 4'le çarp. Bir hanımı var, annesi var, 3-4 tane de çocuğu varsa bu kadar kişi yemek yiyor. Aslında bu çalıştırdığı elemanın haricinde abi kazancından şey verecek, bir zekat verecek mi abi? Kazancı fabrikanın kendisine zekat yok. Fabrika kazandığı, bak kaç tane zekat alıyor? Bir, topluma ekonomiyi sunuyor, işsizliği kaldırıyor, işçi çalıştırıyor. Bir de kazandığı paranın nisap miktarına ulaşır ve bir sene geçerse bir de onun zekatını veriyor. Daha ne adamı sık boğaz mı edeceksin zengindir diye ya? Bu kadar olur mu ya? Şialarda bu var ha. Etki, tamam abi anladım dedi ya. Ya fabrikanın kendisine niye vermiyor? Onu çok iyi anladı. E dedim ya, veriyor ya. Sen nerede çalışıyorsun? Abi Akçı Metoda çalışıyorum dedi. E tamam işte. Olmasaydı Büyükçekmece'de sen nerede işe gidecektin? Kaç çocuğun var dedim. 4 tane. Anne baban sağ mı? Babam yok, annem sağ abi dedi. Kaç etti? 4 tane çocuk. Annesi... 7 mi etti? 4 çocuk, 2 donlar, 1 tane 7. 7 kişiyi bakıyor işte. Daha ne versin sana zekat? Peki işsiz kalıp da onun kapısına gidip de para mı dilensen daha iyiydi? İzzetine sebep oluyor. E fabrika veriyor ya böylelikle zekat. Mesela bak bir tanesini de söyleyeyim. Gemisi var. Ya ben hep hiç... Rastladık, bu ne alakası var? Gündemde olmasa ben bunu nasıl hatırlayacağım? Sorulmasaydı bana. Abi dedi, başka bir tanesi. Abi dedi, adam tam bir sene geçmeden, tam büyük bir parası vardı, kum deposunu sattı, gemi almış. Balıkçı gemi, benim orada oluyor. Rize'de oluyor. Tam zekat verecekti, bir sene geçecekti ya. O zaman farz oldu. Tam zekat verecekti, vermedi dedi. Hani zekat saati gelmedi ki. Tam bir sene geçmeden gidip balıkçı gemisi alıyor. Dedim ki, bunun zekatı var mı? Yok. Abi nasıl olur dedi ya. Kaç kişi çalışıyor dedim. Hiç unutmuyorum, çok büyük anı. 27 kişi çalışıyormuş. Yani dışarıdaki kasalara da yükleyen,
O satıyorlar ya dışarıda. O Rize'nin şeyinde. O kasalara yüklenip dışarıda satılıyor. O gemilere yanaşan sandal var. 27 kişi çalışıyormuş. 4 ile çarp bunu. 4 ile çarp. 27, 4 kaç yapar? 28, 8, 11, 118. 108 mi? 108 yapar. 108 kişiye ekmeğine vesile oluyor. Bir kişi çalışıyor ama 4 tane şey var. Bak, İslam şöyle diyor. Ey Müslüman, bu parayı kum deposunu sattın, öldürebilirdin parayı. Yastığın altına altın olarak koyabilirdin, sırf zekatını verirdin, o kadar 40'ta birini verirdin. Tamam? Bunu öldürebilirdin ve toplum ölürdü. Topluma bir katkın yok. Sen misin yastığın altından çıkarıp risk alan, batabilir de gemi? Risk mi aldın? Sen bu risk alırsan ben de senin ana sermayenden, zeminden para almıyorum. Kazancından da hemen almıyorum. Nisap miktarına ulaşır. Ondan sonra alıyorum. Niye? Bir, topluma katkı sunuyor. Bir de toplumda işsizlik kaldırıyor. Bu kadar kişilerin rızkına vesile oluyor. Vesile oluyor. Ama Şialarda böyle değil. Ticaretler arası geçiş yapar abi. Mesela diyelim ki adam malcılık yapıyordu. Malcının senesinde işte zekat vermesi gerekiyordu. Malları sattı, gemiye döndü. Ha, şu var. Malların zekatı ayrıdır. Ötekisi ticaret. Eğer bu malları ticaret idiyse, mesela öyle ikisi var. Bir çobandır. Yok, hayvanları var. Sürü var. Bunun zekatı ayrıdır. Ama yok. Bunu alıyor, Van'dan alıyor, İstanbul'da satıyor. Bu koyunlar mal değil, şey değil. Artık sürü değil, maldır. Ticaret malıdır. Gemi gibidir. Yani ona katılır. Ana para o zaman esas alınır değil mi? O zaten ana para esas alınır. Mesela diyelim ki koyun sürüsü vardı koyunun, Vanlı, Iğdırlı. Koyunu vardı. Sattı. Tamam. Koyunu zaten geçen senenin zekatını vermişti koyunların. 40 taneden bir tane vermişti zaten. Koyunu vermişti. Onun zekatını vermiş. O para temiz. Ha, bir dahaki sene aynı vakitte gelseydi verecekti. Daha gelmeden koyunları sattı mı? O koyunları paraya dönüştürdü mü? Paraya. Eline para geçti mi kardeşim? Bu para elinde durdukça bir sene geçti mi geçmedi mi? Geçmeden hemen gemiye dönderdi. Ha, o gemiye geçti. Tamam. Daha farz gelmedi ki, farzı olmadı daha. Bir seneyi devriyesi olmadı. O zaman şimdi gemiyi alış tarihinden itibaren mi? Tabii. Zaten bak şimdi hayvanları vardı. İslamiyet hibe mi etti adama? Yok, şöyle bir şey yaptı. Hibe etme diye. Şimdi hibesi şöyleyse nasılsa bak. Koyunu vardı. Koyunların zekatı bir sene sonra değil mi? Evet. 4 sahanın. Ticaret malın zekatı. Zekat 4 malda olur. 4 temel. Ticaret malında olur. Hayvanlarda olur. Ondan sonra nakitlerde olur. Ticaret mallarında olur. Eksik mi söyledim? Bak. Ticaret, para, altın vesaire malda olur. Yani para olur. Hayvanda olur. Toprakta olur. Bir de şeyde olur. Ticaret mallarında olur. Bu nakitlerde, bu da ticaret mallarda olur. Tamam. 4 tane. Hayvanlarda, nebatatta öşür, paralarda ve ticaret mallarda. 4 saat oluyor. Şimdi bu adam koyunu var. Diyelim ki 80 tane. 80 taneye kadar bir tane verir. Hatırladığım kadarıyla. Şimdi koyunların zekatını verdi mi? Elinde sürü vardı. Tamam. Para eline geçti mi? Bu paranın zekatı verilmişti. Koyunların parası. Bu paranın bir daha zekatı olabilmesi için bir sene geçmesi gerekiyor mu? Evet. Geçmeden bu parayı gemiye yatırdı mı? Diyelim ki abi 6 ay sonra gemi aldı. Tamam. Zekatını verdi. Mesela birinci ayda zekatını verdi paranın. 6. aya kadar güne... Şekli değişti malda. Birincisinde ha hayvanların vardı. Bu ne oldu? Ticaret malı oldu.
geminin kendisinden zekat alınmaz, kazandığından. Ama koyunken kendisi maldı. Değişti, şekli değişti. Yani bunların vasıfları değişti. Yavrum ben şimdi 6. ay mı esas alacak? Evet, gemiyi ne zaman aldıysa. Peki bu aradaki 6 ay ne olacak abi? 6 ay koyunlar işletmiş. Ha, İslam'da şöyle bir şey var. Soru bir. İslam'da öyle değil. Soruyu sorar bir der. Mesela bir, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. İki, Errahmanirrahim değil. Say önce gelmez. Devlet gibi önce peşin verir sonra çalıştırır. Evet. Mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin bir. Errahmanirrahim iki. İlk önce çalış, bir sene çalış. Yani senin başında almaz. Sürü var 40 tane. Tamam, çalış, kazan. Üresin hayvanlar, çalış. Tamam, çalıştın mı? Sen o 40 tane de zaten 10 tane verir. 40 tane koyun 10 tane doğurmaz mı? Ha, 10 tane de bir tane vereceksin. Ben sana 40'ına da gene dokunmuyorum. Şu güzelliğe bak. 40 tane de bir tane gene değil ha. Acayip bir şey, burayı yakalayın. 40 tane koyun en az 10 tane doğurur. Çünkü bazı koyunlar birkaç tane. Yani 40 tane koyundan en az 10 tane doğursa, her koyunda birer tane doğursa, bak ne yaptı? 10. O zaman sen o zekatı şeyden, doğuranlardan alıyorsun yani. Gene asıl malına dokunmuyor. Ha, tam sattı, birbirine para geçiştirip paranın sıfatları değişti yani. Ticaret malı oldu. Yemeğe dönüştü. Ama ötekisi hayvanların zekatıydı. Hem de misal verirken, psikoloji yaparken aynı zamanda toplumsal böyle bir sorulara da cevap oluyor zannediyorum. Hippi okuyayım size. Hippi. Hippi diye geçer. Bazen hippi. Hippi diye de söylerler. Toplumda farklı farklı şey yaparlar. Nasıl bilirsen. Hippi'de ne anlıyorsunuz? Valla bizde gene de sokakta gezen gençler için kullanılan bir tabir ama. Evet, sokak serserisi. Hippi felsefesinde, hippilerin felsefesinde arzularınıza sınır koymazsınız, siyasetle ilgilenmezsiniz. Özgürlüğün, yani siyaset bile insanı özgürlüğünü alıyor. O değil bu, bu değil. Yani düşünmek bile işgal altındasın diyor hippi. Siyaseti de yoktur. Hiçbir düşünce yoktur. Arzularına hat koymazlar. Sınır yoktur. Siyasetle ilgilenmezler. Özgürlüğün insanın içinde olduğunu, onu keşfetmesini söylerler. İnsanların hepsi eşit olduklarına inanırlar. Komünizme karşılar. Komünizme de karşılar. Çünkü komünizm tıpkı diğer dinler gibi insanın yaşamına sınır koyan bir düşünce biçimi olduğunu görürler. Çünkü komünizmde böyle düşüneceksin, böyle düşünmeyeceksin, yapacaksın, yaşayacaksın. Hayatlarına kaydı koyduğu her şeye karşılar. Komünizmde çok despot hayata kaydı getirdiğinden dinlere karşı oldukları gibi komünizme de karşıdırlar. Parayı hiç sevmezler ve önemsemezler. Çünkü insanı meşgul ettiğini, her şeye düşmandırlar. Başka? Güzel yönleri var. Mesela özgürlüğün içinde olduğunu bulmuşlar abi. Onu bulmuşlar. Yani ustad ne güzel diyor. Her meslekte bir tane hakikat var der. Paranın kayıtlarında bulmuşlar. Parayı bulmuşlar. Acayip bir şey ya. Abi nurculara benziyorlar. Şey demişler. Evet. Çingeneler var ya, çingeneler. Ustad diyor ki benim hayatıma çok benziyorlar diyor. Yani hayata değer vermiyorlar. Çadırla yaşadıkları için kayıt altına girmemişler. Yani fani olduklarını, çünkü bir oraya kuruyorlar çadır, bir oraya. Hayata bu kadar bağımlı ve bağlı. Ne olacak? Mahalle, atmosfer, hava sıcak oldu, kaldır. Başka neresi sıcak, oraya git. Nasıl hava istiyorsun, orası senin evin. Hakikaten kaliteli bir hayat yani. Bizim elimize geçmiyor, ne derlerdi yapamıyoruz. Mesela ben şimdi bu aylarda Hatay'da olmak isterdim. Hatay'da olmak isterdim. Yazında Rize'nin, Artvin'in oralarda olmak ise, yani orada oluyor ama sende şu duygu yok. Sen yapamazsın. Ya burada misafirim, çadır. O adam, o kadın oraya nereye dikmişse çadırın, orası kendi memleketi gibi hissediyor. Yani memleketi gibi hissetmek. O duygu onlarda var.
Para ve şehvet insanları köleleştirmiş. Bu bitti, hippiyi bitirdik. Başka bir şey anlatıyorum. Para ve şehvet insanları köleleştirmiş bu asırda. Bunlar aynı zamanda çıkar ilişkisinin zemini olmuştur. Kadın ve para. Televizyon, internet, cep telefonları vesaire iletişim, sosyal ağlar insanları esir ediyorlar. İnternet vesaire iletişim araçları da böyledir. Bunlar senin en kutsi duygularını ve insanlık yönlerini öldürüyor farkında bile olmadan. Farkında bile olmadan bunlar insanı yönlerini öldürüyor. Mesela bak bir tanesini söyleyeyim. Çok basit, çok basit. Tanıdığımız bir arkadaş, isim vermeyin. Yani çünkü gördünüz geçen hafta. He abi konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Ay abi nasıl tabii ya? Telefon elinde. Telefon elinde, bu telefon kabul edin. Abi diyor he, ne haber, ne var? Sohbet ediyoruz. Tam çay faslına aldı telefonu. Doğru abi, öyle değil mi falan. Sohbet bile demiyor. Meğer Facebook. Ne var elinde dedim. Ne var? Abi şey. Kalktı çıkar hocam. Ya bizimle sohbet et ya onda. Tercih et. Olmaz dedi. Tamam ben bunu bırakayım. Olmaz. Kapat bakalım Facebook'u. Tamam, tamamen. Sen kapattın değil mi Furkan onu? Kapat. Aferin nasıl itaat etti. Tamam dedi. Ben de rahatsızdım dedi. Facebook kapandı. Ne yaptı? Facebook kapandı değil mi? Hayır. Hür oldu. Kendisi hür oldu. Hapisteydi. Abi ne diyorsun? İyi ben uyduruyorum. Sen hür olmaya çalış. İster dinle, ister dinleme. O kadar ilginç şeyler var ki bu 18. defteri indirmenizi tavsiye ederim. Şurayı da okuyayım, kapatayım. Tamam. 1, 2, 3, 4 tane madde okuyacağım. Kendine yatırım yapan insan, kendi sanal fotokopi varlığından aslına doğru seyahat eder. Bu seyahatin adı lezzetlidir, sonu huzurdur. Bak kendine yatırım yapan insan, kendi sanal ve fotokopi varlığından, şimdi biz sanalız bu, asıl değil, fotokopiyiz. Aslımız Nur-u Muhammedi çekirdek, yani bu sanaldır. Yani fotokopidir, aslı çekirdektedir. Biz meyveyiz şu anda, aslımız Nur-u Muhammedi. Heh. Şimdi bir de dinleyin, kendine yatırım yapan insan, kendi sanal ve fotokopi varlığından aslına doğru seyahat eder. Bu dersler öyledir. Bu seyahatin adı lezzetlidir, sonu huzurdur. Kendine sahte olma, orijinal ol. Gerçeklerinden uzaklaşması nispetinde sıkılırsın. Yani kendine samimi ol. Kendine dürüst ol. İnançlarınla fiillerin çatışmasın. Çünkü gurbettesin, bu dünya gurbettir. Aslından uzaksın. Fazla bir şey yapmana gerek yok aslına gitmek için. Yalnız yapman gerekeni yap, o kadar. Huzur bulma yolunda huzurunu kaybetmeye uğraşma. Çoğu insan huzurunu bulacağım diye, huzur bulacağım diye huzurunu kaybediyor. Ustadın nasıl bir tabir vardı? Rahat bulacağım diye rahatını kaybediyor. Sen bu dünyaya ne para ne de falan şeyler için değilsin. Olmak gerektiği yerde ol. Olmak gerektiği yerde ol. Bu bitti madde. İkinci maddeyi okuyorum. Hakikati inkar edeni inkar etmek, hakikati tasdik etmektir. Hakikati inkar edeni inkar etmek, hakikati tasdik etmektir. Hani bizim tarihi bir cümlemiz vardı.
ve mukaddesatına vefasızlık yapana, vefasızlık yapmak mukaddesata vefat, vefa yapmaktır. Mukaddesatına vefa yapana, vefa göstermek hakikate vefadır. Ustad şöyle kullanıyor onu. Dostumun dostu dosttur. Dost kaldıkça. Düşmanımın dostu dost kaldıkça düşmandır. Başka bir yer okuyorum. Bazen karşıyı etkilemek için ilk önce ona yaptığın iyiliklerden bahsederek başlarız. Mesela ben sana şöyle şöyle yapmamış mıydım? Şimdi sen de benim şu işimi yap der. Bunu ailede daha çok kullanırlar. Çok öyle basit insanların özellikleridir. Ve Allah Resulü'nün tabiriyle tükürdüklerini yalamaktır. Bir de okuyayım bunu, çok benim şeyime gidiyor. Bunlar ben nereden ne aldımsa söylüyorum. Söyledim size. Şadisiyatını söyledim vesaire. Elmalı'danı aldığımı söyledim. Bunlar böyle evlerde veya ailelerdeki sıkıntıyı çözmede rastladığım şeylerden bir tanesi de bu. Bazen diyor karşı tarafı etkilemek için ilk önce yaptığı iyiliklerden bahsederek başlarlar. Gözüne dursun, ben sana şunlar şunları yapmadım mı? Veya ben sana şöyle şöyle yapmamış mıydım? Şimdi sen de benim şu işimi yap der. Bunu ailede daha çok kullanırız. Çok yanlış. Son şey, iftira seni iyi tanıyanlardan, Müslümanlardan daha çok gelir. Kafir ve zındıklardan tenkit gelir. Sen işine bak. Bir de okuyayım. İftira kafirden ve münafıktan, kafirden gelmez. Münafık içimizde olduğu için ondan da gelir. Ondan gelir. Bir daha söylüyorum. İftira seni tanıyan, seninle beraber olan, seni çok iyi tanıyanlardan olur iftira. Bana komünistler iftira yapamaz. Komünistler beni tenkit eder. Benimle yatıp kalkan, bana çok yakın olan, yani nurcu olan, ben misal kendim diyorum, tarikatçı tarikatçı desin. Çok yakın olan, beraber oturup ne yaptığımızı çok iyi bilen insan iftira yapar ta ki iftira inandırıcı olması için benim hayatımı bilmesi lazım. Kafir benim hayatımı bilmez. Çünkü kafir benim dışımdadır. Münafığın en büyük özelliklerinden bir tanesi de iftiradır. Konuştuğu zaman yalan konuşur, iftira yapar. Kaliteli münafık, kaliteli iftira yapar ki mukaddesata yapar, asın imamlarına yapar. Demediğini dedi der. Mesela bir misal vereyim, ondan sonra kapatıyorum. Mesela Risale-i Nur asr-ı mücedididir. Hasan'a iftira yapmak toplumda o kadar bir şey getirmez. Fazla. Çünkü Hasan ne bilecekler? Atarsın köşeye. Ama Risale-i Nur'a iftira yapmak bayağı ciddi bir tabii tesir olur. Yani o mukaddesat değil. Şimdi kitabında yazar. Kim bu asırda tahkik ki? Ustad diyor ki %80'i taklittir diyor, değil mi? 16. mektup. Der ki inandır için Said Nursi diyor Kastamonu layıkasının 95. sayfasında şöyle diyor diye olmayan bir şeyi ekler. Olmayan bir şeyi ekler. Mesela şöyle yapalım. 25. sözün başında Kur'an'ın tarifi var. Kur'an nedir? Tarifi nasıldır? Öyle mi? Orada Kur'an, virgül, Arş-ı Azam'dan, her ismin mertebe-i azamından, Kürt'ten şuradan anlatıyor. Değil mi? O 25. söz. Münafık şöyle yapar. Der ki, Said Nursi, sözler aldığı kitabının sayfasını bulsana, 25. sözün başı. Ondan sonra, Said Nursi, sözler aldığı kitabının, sayfayı hemen söyle, 366. sayfada Risale-i Nur'un vahiy olduğunu söyler. Delilini de koyar. Şöyle koyar. Kur'an, oradaki bak ben hayalimde bildiğim kadarıyla bak. Kur'an virgül,
Arş-ı Azam'dan, İsmi Azam'dan, her ismi mertebe azamından. Dur burada. Ne yapar biliyor musun münafık? Kafir bunu reddeder zaten. Kafir saygısı bile. Tamam. Şöyle yazmış bak. Kur'an, virgül, Risale-i Nur, Arş-ı Azam'dan, her ismin mertebe azamından. Burada Risale-i Nur var mı? Yok. Ha, münafık böyle yapar. %80 bu milletin ehli tahkik olmadığından hakikaten Said Nursi Sözler adlı kitabın 366. sayfasında böyle bir şey demiş mi diye bakmaz. 367'de geçiyor abi o şey. O 367. Niye bana başını şey yaptık abi. Öyle he. Ben orayı söyleyeceğim. 367. He. Oraya onu sokar. Bu niçin yapar? Niçin buna ihtiyaç duyar? Münafık olduğu için. Münafık asrın imamları Kur'an'ı, peygamberi, sünnetini, edile-i şeriyi yani ihya ve inşa ile vazifeli olduğundan eğer onu ümmetten sökersen İslam'ın çökmesi kolay olur. Anlıyor musunuz? Ha, ama kafirle münafığı ben size şey yapmaya çalıştım. Kafir İslamiyet inkar eder. Münafık ise içeriden çökertmeye çalışır. İçeriden çökertmenin yolu da şudur. Şunu atamaz, bu ele vurur, bunu düşürmek için. Şöyle düşünün bir insaflı. Bir Müslüman, bir alim iftira ve yalana tenezzül eder mi? Allah Resulüne soruyoruz, diyor ki, münafığın alameti üçtür diyor. Konuştuğu zaman yalan söyler diyor. Emanet ihanet eder. Başka? Bak, bir daha okuyorum. Emanete ihanet eder. Konuştuğu zaman yalan söyler. Konuştuğu zaman yalan söyler. Sözünde durmaz. Tamam. Münafık alametim. Şimdi bunu ihtiyaç duyan bir insanı psikolojisini ve ruhsal yapısını tahlil edin. Ha, peki iftira yapan, yalan konuşan ve Kur'an'ın ve edile-i şeriyeye çaktırmadan hücum eden, hadis imamlarını rastgele tenkit eden, bir kısım hadisleri gözünü kapatmadan yanlıştır, uydurmadır diyebilecek cesareti yapan insan münafık değilse ne olur bana bir münafığı tarif eder misiniz? Bana tarif edin münafığı. Bu münafık değilse. Münafık değilse. Münafık kimdir? Münafık cami yapar mı? Yapar. Kafir cami yapar mı? Yapmaz. Peygamber Aleyhisselam'ın zamanında münafık cami yapmadı mı? Allah ne dedi? Mescid-i Zirar dedi. Ama sonra 9. surenin 101. ayetinde Allah diyor ki Celle Celaluhu, Celle Şanuhu, Ammenu Veluhu. Bir mana söylüyorum meali. Bakarsınız. Ben diyor sana demesem sen dahi münafığı tanımazdın. Nasıl tanıyacak? Çünkü münafık meğer iki tane ayağı varmış. İki kolu varmış. Bir kafası varmış. Ben vallahi 2012'ye kadar münafığın iki tane ayağı olduğunu, iki tane kolu olduğunu, bir kafası olduğunu şey yapamıyordum yani. Böyle bir zihniyetim yoktu. Ben öyle anlatılmış ki kitaplarda bir acayip garayip münafık. Öyle büyüttük ki herhalde bu insan garip bir meğer benimle yatıp kalkan, benimle secde eden, cami yapan, cami hutbe okuyan kişilerden çıkacakmış. Anlıyor musun? Peki başka nasıl olacaktı? Ben münafım mı diyecektim? Bu acayip. Adam cennete koyuyor. Hristiyanlar, Yahudiler de cennete gidebilir diyor. Tamam, onlar da dindir diyor. Yine dine indi Allah ile İslam'ı komple şey okuyor. Kafirlere üzüldüğünü, şefaat yapabileceğini söylüyor. Peki bana bir tarif eder misiniz? Bu münafık nasıl olur? Bunlar değilse. Ha, avamsa diyor, özürü var. Cahilse özürü var. Alimin özürü yoktur. Çünkü bilerek. Peki
Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.